Değerli spor severler, önce mavi köşede 33 yaşında, 1.89 boyunda, 110 kilogram ağırlığında, profesyonel kariyerinde 21 maç yaptı, 14 galibiyeti, 4 mağlubiyeti, 10 kez nakavtı var. Eskişehir Spor Kulübü sporcusu, İranlı sporcu, Halgord Rahimzade. Ve rakibi kırmızı köşede temsilcimiz, Türk sporcumuz, 22 yaşında, 1.90 boyunda, 105 kilogram ağırlığında, profesyonel kariyerinde 2 maç yaptı, 1 galibiyeti, 1 mağlubiyeti var, rakiplerini bir kez nakavt etti, Çakır Spor Kulübü sporcusu Faruk Bulama. Müsabakanın ring hakemi Sayın Ali Hikmet sağlam yönetiyor maçı. Ağır siklet müsabakamıza doğru geçiyoruz değerli izleyenler. Ali Hikmet sağlam karşılaşmayı yönetecek. Halgord Rahimzade 110 kilogram ağırlığında, Faruk Bulama 105 kilogram ağırlığında, çok sert bir mücadele bizleri bekliyor. Ve bu maçta değerli bir konuğumuz var yanımızda. Kabil Teknik Kurul Başkanı Sayın Murat Ekmekçi bizlerle birlikte. Murat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir gece oluyor şu ana kadar. Neler söyleyeceksiniz? Evet, şimdiye kadar çok güzel maçlar izledik. İnşallah şimdi de ağır siklet maçı güzel olan taraf kazansın. İnşallah sakatsız bir maç olur. Ortam güzel, atmosfer güzel. Ve bakalım. Hayırlısıyla inşallah güzel olan kazanır diyoruz. Bakalım neler olacak. Halgord Rahimzade'yi siyah, Faruk Bulama'yı gri şortuyla izliyoruz değerli izleyenler. Army of Fighters'da Can Özbatır'la çok keyifli bir karşılaşması vardı Faruk Bulama'nın. Onu hatırlayabilirsiniz TV8.5 ekranlarından. Genç bir sporcu, 11 yaş daha genç Halgord Rahimzade'den ama İranlı sporcu da bir o kadar daha tecrübeli tabii ki. Kariyerinin 22. maçında olan Rahimzade'ye karşı kariyerinin 3. profesyonel karşılaşmasındaki Faruk Bulama'yı izliyoruz. Güzel bir sağ koşu isabeti geldi Faruk'tan. Sol direği uzattı Halgord Rahimzade. High kick. Çok güzel bir... Güzel geldi. Tabii çok daha tecrübeli bir sporcu İran. Birbirlerini şu an tartıyorlar. Sağ koşu, sol high kick. Rahimzade üstüne gitti Faruk'un. Faruk oradan kendini kurtarmayı başardı. Bu bir ağır siklet karşılaşması. Her yumruğun, her tekmenin knockout'la sonuçlanma ihtimali var. Gözünüzü kırpmadan izleyin. Karşılıklı kroşeler. Bunların herhangi birisinin maçı bitirme ihtimali var. Low kick geliyor. Halgord Rahimzade'den 1.89 boyunda kendisi. Faruk Bulama 1.90 boyunda. Rahimzade güzel bir middle kick. Sert isabet buldu ama Faruk. Sol kroşe kontrası. Bir an kendini yerde buldu. Rahimzade hakem saymadı. High kick denemesi. Aparkatla geldi Rahimzade, isabeti buldu. Çekmemesi lazım boynundan Faruk'u. Hakemden uyarı geldi. Dönerek geldi İranlı sporcu. İsabet yok. Kontke kaçtık sol kroşe. Faruk kroşeleri uzattı, isabeti bulamadı. Diziyle geldi Halgord Rahimzade. Dönerek gelmek istedi. Spinning back kick isabetsiz. Sol direk. Rahimzade front kick'le karşılık sağ kroşeyi kaçırdı Rahimzade. Biraz daha etkili olmuş olsaydı o front kick. Son 40 saniye ilk round'a değerli izleyenler. Dönerek geldi bir kez daha Rahimzade. Şimdi mesafeyi kapattı, üstüne gidiyor Faruk'un. Faruk sert bir sol aldı. Sağ kroşe kulağa doğru isabet, diz geldi ardından. Tam sırayı aradı Faruk, tam bulamadı. Fay. Hayır. 20 saniye var ilk roundun sonuna. İki sporcu da herhangi bir darbenin beraberinde knockout'u getirebileceğinin farkında. Rahimzade üstüne gitti Faruk'un. Faruk iplerde biraz sıkıştı orada. Kendini o pozisyondan kurtarmayı başardı. Ve ilk roundun sonuna geliyoruz. Murat Hocam tabii çok temposu yüksek bir karşılaşma değil belki ama gerçekten sert bir karşılaşma oluyor. Ağır siklet maçları genelde böyle. Birbirlerini şu anda ilk roundda tarttılar. Tabii burada
kondisyonları iyi olan, sağlam pres yapan, baskı yapan bu maçı kazanır diye düşünüyorum. Tabii Artiklet müsabakalarında kabil kuralları öyle bir şey ki net vuruşlarda bir bakıyorsun sarsıyor rakibi ama kalktıktan sonra anlık vuruşlarda bir bakıyorsun karşı taraf nakavt olma durumu var. Onun için kontrolü elden bırakmamalarını düşünüyorum sporcuların. Hep söylüyoruz hocam onu zaten. Herhangi bir darbenin gerçekten nakavt oluşturma ihtimali var ağır siklet karşılaşmalarında. Çok küçük yumruklar, tekmeler izliyoruz. Evet. Diğer izlediklerimiz hafif sikletlerde 10 tane vuruyordu mesela ama ağır siklette bir tane net vuruşta nakavt getirebilir. Ama tabii öte yandan siz de bahsettiğiniz kondisyon kritik olacak. Daha kolay, çok daha hızlı yorulan sporcular bisikletlere göre. 3 round boyunca aynı performans verebilmek de önemli olacak. Evet, 3. round'u ayakta kalan maçı kazanır. Fight! 2. round'umuz başlıyor. Halgort Rahimzade ve Faruk Bulama karşı karşıya. Tekmeleri gösteriyor iki sporcu da şu anda. Ama tetiği çekmediler. Güzel bir isabet. Rahimzade'den kapanmaya çalıştı. Faruk şimdi sol reyle geldi. Halgort Rahimzade. Faruk biraz daha fazla sarılan taraf rakibin. Onu söyleyebiliriz belki. Akıllıca bir şekilde bunları kullandı. Long kick karşı middle kick. Rahimzade üstüne gitti Faruk Bulaman'ın. Tutma. Bir kez daha ayrıldı sporcular. Sol direk kartta kaldı. Faruk boşluk bulabilirdi. İsabeti bulamadı. Halgort Rahimzade kendini oradan kurtarıyor. Bu koşu güzel geldi Faruk'tan. Ring sporlarında, dövüş sporlarında her zaman bahsettiğimiz eşleşmelerden bir tanesidir. Tecrübeye karşı gençlik. Rahimzade burada tecrübeli taraf. Faruk Bulama genç olan taraf. Sol kaşında bir açılma var. İranlı sporcu Halgort Rahimzade'nin. Sol kaşta bir açılma oldu şu anda. Hakem Ali Hikmet Sağlam sporcuya dövüşmeleri gerektiği konusunda uyardı. Ama tabii ki ağır sikletler temkinli olmak zorundalar. High kick. Halgort Rahimzade. Low kick geliyor. Faruk bulamadan. Ya boşluğu bulduğu anda herhangi bir sporcu burada çok sert darbeyle gelebilir. Sol direkle yaklaştı. Low kick ardından. Rahimzade. İsabetler karşılıklı. Faruk sarstı Halgort Rahimzade'yi. Sol sağ gerçekten muhteşem bir kroşeyle açığı gördü. Halgort Rahimzade'yi sarsıyor. Faruk Bulama hakem sayıyor. İranlı sporcu karşılaşmaya devam edemiyor. Faruk Bulama nakavtla kazandı. Evet değerli spor severler. Sporcularımız burada açığı gördü Faruk. Tam olarak bundan bahsediyoruz. Tam ondan bahsediyoruz. Aynen öyle. Açığı gördü. Kaşının açılmasını gördü. Ve sol sağ kroşeyi pres yaparaktan yakaladı. İşte ağır siklet dediğimiz şekilde bu şekilde net yakaladığı zaman her an nakavta yol açabiliyor. Kesinlikle öyle. Bu sefer gençlik kazandı. Öncü Fight Club'da Esenler Spor Kompleksi'nde de tribünlerden Faruk Bulama için tezahüratlar. Evet, futboldan sonra gerçekten kickbox büyük bir sempati, sevgi kazandı. Şu anda Fransa'da, Libya'da bayağı canlı yayınlara bu şu anda izliyorlar. Bizlere de selamları var dostlarımızın. Evet, karşılaşmanın sonundan görüntüler ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. İşte Faruk nakavtı nasıl buldu? Bunu bir kez daha izleyeceğiz. İşte Faruk Bulama bu pozisyonda nakavtı bulmayı başardı. Halgort Rahimzade'yi nakavt etti ve karşılaşmayı kazandı. İşte son anlar tekrar tekrar da ekranlarımıza yansıyor. Evet değerli izleyenler, Faruk Bulama'nın eli havaya kaldırılacak. Mikrofon Tarık Sayın'da. Evet değerli spor severler, müsabakayı 2. round'un 6. saniyesinde nakavt ederek kazanan sporcu Faruk Bulama!
Sporcularımıza ödüllü Sayın Murat Ekmekçi takdim ediyor. Ve yine Bekir Karabuya, Sayın Hadi Dursun ve Faruk Bulamaya Fit ve Hafif'ten bir ödülümüz var. Faruk, Fit ve Hafif 1000 liralık bir hediye çeki kazandın. Uzman diyetisyenimiz Sayın Öznur Mutlu takdim etti. Ve yine Faruk Beowulf Nutrition'dan 1000 liralık bir hediye çekin var artık. Şüphesiz ki organizasyonda çok büyük emeği var. Beowulf Nutrition, i2.com, Fit ve Hafif, Malatya Pide. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugünün kazananı Faruk Bulama oldu.